Usta Bin Usta projesiyle el sanatlarımızı gelecek nesillere aktarıyoruz. Hedefimiz 50 geleneksel meslek dalı Bin Usta adayı. Anadolu Sigorta'da kaybetmek yok. Saat 18. Şimdi haberler. Ermenek'teki maden faciası siyasetin kalbinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündemin ilk sırasındaydı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli için acıları paylaşmak yerine istismar etti dedi. Eleştiriye evet, acılar üzerinden siyasete hayır mesajı verdi. Başbakan Davutoğlu, bütün araştırmalar yapılacak, kim ihmal yapmışsa gerekli cezayı bulacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarında da gündem Ermenek oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenek'teki madende çalışan işçiler 124 kez yazmışlar, burada insan hakkı ihlali var dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sorumlular en ağır şekilde cezalandırılsın vurgusu yaptı. HDP Parti Meclisi üyesi Ahmet Karataş, HDP Genel Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı. Karataş saldırıda ağır yaralandı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, partilerinin hedef gösterildiğini iddia etti. Biz hiç kimseyi hedef göstermiyoruz diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu ise HDP yönetimini barışçı bir dil kullanmaya davet etti. Başbakan Davutoğlu en güçlü ifadeyle bu saldırıyı kınıyorum dedi. Davutoğlu yakalanan saldırganın 1986 Ankara doğumlu olduğunu da açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetin çözüm süreciyle ilgili kararlılığını da bir kez daha vurguladı. HDP'ye pozisyonunuzu tespit edin çağrısında bulunan Davutoğlu, CHP ve MHP'ye de birlik ve beraberliği savunmak için alanlara inin diye seslendi.